asla sadece futbol değildir. Lafını biz en çok böyle futbolun siyasetle bir arada olduğu, siyasetin futbolun içinde yer aldığı ya da futbolun siyasete bir müdahalesi olduğu zamanlarda hatırlıyoruz. Bu laf söyleneli 35 sene belki olmuştur. 30 abartmayayım ama epey bir zaman oldu. 10 yıllar oldu en azından. Her futbol tribünleri ve siyaset konuşulduğunda gündeme geliyor. Artık başka türlü bir söyleme biçimi de bulacağız herhalde. Futbol başka pek çok alana temas ediyor. Ettiği her alanda da bir tezahürü oluyor bunun. O temasın. Bu da o günlerden biri. Siyaset her yere nüfuz eder. Hayatın her alanına nüfuz eder. Okula gittiğinizde eğitim siyasetinden bahsedersiniz. Maaşınızı çektiğinde ekonomi olur adı. Ekonomi politik denen şeyin dışarıda bırakabileceği bir alan yok. O yüzden futbolda bu siyasetin parçası. Ama gündelik siyasete müdahale etme aracı mıdır futbol? Valla dünyanın pek çok yerinde bunu yapabiliyor. Türkiye'de onlardan biri. Gezi sürecinde bunun ne kadar önemli olduğunu da gördük. Sadece ondan ibaret kalmadı. 3 Temmuz sürecinde de tribünler yeterince politikleşti. Türkiye'de tribünler politikleşmesin diye 12 Eylül darbesini yarattığı alan artık yok. Tribünler son derece politik yerler artık. Kendilerini ifade etme yerleri. Hatta şöyle oluyor biliyorsunuz. Baskı rejimlerinde eğer kendinizi ifade edebilecek insanların bir araya gelip protesto edebilecek alanları yoksa tribünler bunun için iyi bir malzeme oluyor. Dünyanın pek çok yerinde tarihe baktığınızda bunu görürsünüz. Siyasetin üstüne bastığınızda, yani şöyle hareket edeyim, üstünüze bastığınızda yanlardan bir yerlere kaçar, o kaçan yerlerden biri de futbol. Son deprem felaketinden sonra insanların burasına geldi. Ve nerede neyi söyleyebilecekleri konusunda artık çok fazla tercihleri yok. Söyletmemeye çalışan, duymamaya çalışan, göstermemeye çalışan bir iktidara karşı her alanda kullanacaklar. O yüzden de tribünler de bu alanlardan bir tanesi. Tribünlerin hep beraber benzer şeyleri söylediği son dönem her yer Taksim, her yer direnişti. Şimdi buna benzer bir şekilde de hükümet istifaya döndü. Belki o dönemdekini daha politik bulabilirsiniz ama bu dönemdeki artık çok açık bir talep. Çünkü ortada çok ciddi bir sıkıntı var ve bu sıkıntının tezahürleri, tribünleri de tabii ki yansıyacak. Benim anlamadığım şey bunu bir tahammülsüzlük olarak görmek ve bunun herhangi bir şekilde olmaması için gerekirse seyircisiz oynama gibi baskılarda bulunmak. Yani Zeitung haberiydi galiba, futbolda online oynansın diye yapmışlardı. Artık zihniyetin otoriterlikle ilgili sınırı çok azalmış durumda. Ama işte tribünler insanların bir araya geldiği yerler. İnsanların bir araya geldiği yerlerde bunları duyacaklar. Bu da kaçınılmaz olacak. Sırf bu yüzden Arap Baharı sonrası pek çok Arap ülkesi tribünlerde seyircili maçı yasaklamıştı. Nitekim Devlet Bahçeli de onu öneriyor. Ama mızrak çuvala sığmıyor. Bu işin sorumluları var. Bu işin takipçileri var. Ve öyle kolay kolay da bu takipten vazgeçmeyeceğiz.